Vakit geldi. Zamanında. Ay hadi uyandıralım da şu müjdeyi verelim. Dur. Bırakalım uyusun. Şimdi öğrenirse sabaha kadar uyuyamaz. Ah, ilk havalanışım geldi de aklıma. Yok artık. Sen nereden hatırlıyorsun 600 yıl öncesini? 600 değil bir kere. 590. Aa abla, ufal da cebime gir. Benim 595 oldu. Sen erken girdin ergenlik çağına da onda. Sen o zamanlar nasıl da tombik bir şeydin, hatırladın mı? Hani böyle 20 santim zar zor havalanıyordun, sonra hop yatağa düşüyordun. Bir keresinde 1 metreye çıkmıştın da ondan sonra güm yatağa çakılmıştın, yatak ikiye ayrılmıştın. Bugünleri de gördük. Küçük yeğenimiz 16 yaşına bastı da havalandı bile. Daha neler neler yapabileceğini öğrendiğinde kim bilir nasıl heyecanlanacak. Ya hele ergenlik sivilcelerinin 200 yıl geçmeyeceğini öğrenince kim bilir nasıl çıldıracak. Hadi uyanmadan gidelim. Ay canım benim. Günaydın. Günaydın Ayşe. Günaydın Gül. Ayşe. Gül. Ayşe. Gül. Ya 16 senedir bıkmadınız şunu tartışmaktan. Tamam işte. Babam ikinizi de kırmamış. Ayşe Gül koymuş adımı. Yeter. Evet ama Ayşe daha güzel bir isim. Hayır, Gül daha güzel isim. Sabah sabah yine formunuzdasınız halacığım. İsmim yine gündemde. Duman nerede? Mutfakta sütünü içiyor. İyi ki doğdun Ayşe Gül. İyi ki doğdun Ayşe Gül. Canım benim. Nice yıllara. Nice yıllara. Hatta nice yıllara. Al bakalım, bu da sana doğum günü hediyemiz. Hadi açsana. Ya zaten hayatım okul kitaplarını okumakla geçiyor. Ben ne zaman okuyacağım bu koca kitabı? Üniversite sınavını buradan sormuyorlarsa hiç şansı yok. Değiştirme kartı vardır inşallah. Karta ne gerek var yeğenim? Elinle şöyle bir... Ayşegül'cüğüm, bu kitap senin bildiğin kitaplardan değil. Ayşegül, artık sana bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. Şimdi içinde var olduğumuz kainatın 2 temel boyutu var. Yani canım, sen sıradan değilsin. Farklısın. Nasıl farklıyım? Yani o öyle sinemada, parkta, okulda gördüğün kızlar gibi değilsin. Anladın mı? Anladım. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Bak nasıl anladı. Peki nasıl kızlardanım? Sen sihirli güçleri olan bir kızsın. Tıpkı bizler gibi. Sizler mi? Tabii. Ben, Melda halan, baban, hatta baba tarafından ailede kalan herkes gibi. Binlerce yıldır. Hiçbirimiz sıradan değiliz. Hepimiz farklıyız. Başka insanların yapamadığı bir sürü şeyi yapabiliyoruz. Artık 16 yaşına geldiğin için sen de bu sihirli güçleri kullanabileceksin. Biz sana bu konuda yardımcı olacağız. Anladım. Şimdi ben dönem ortasında yeni okula başlıyorum ya. Siz bana heyecanımı unutturmaya çalışıyorsunuz. Ama bravo. Şu süper güç masalıyla bir an okulu tamamen unutturdunuz bana. Çok teşekkür ederim. Ama 2 şeyden kaçış yok. 1 kaderden, 2 okuldan. Kendine dikkat et. Ah, bir de eline koluna hakim ol. Ya vallahi geçti. Ben koymuştum.
Aman abi dikkat. Oo, küçük hanım, niçin vitrinden bakıyorsunuz? Buyurun sizi içeri alalım. He? Hadi zibidiler, hadi zibidiler, hadi. Gir abi. Evet çocuklar, ben Hulki Endoğru. Malumunuz biyoloji öğretmeniniz. Şimdi bugün yine yepyeni, gıcır gıcır bir deneyim var. Adı ne? Ne? Rana Redibunda. Bravo hocam. Sağ olun. Tamam, tamam. Tamam, sağ olun. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bravo. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen. Aa, sen şey yeni öğrencisin değil mi? Peki isim? Ayşegül. Ayşegül. Bak Ayşegül. Şimdi benim dersim öyle her derse benzemez. Tamam. Her dersi böyle fokur fokur kaynatabilirsin ama benim dersimi asla kaynatamazsın. Neymiş? Asla. Kaytarmak yok. 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 Küçük hanım, sadece kaytarmak değil, bakışmak, göz kırpıştırmak da yok. Hemen ne yapıyoruz? İkişerli gruplara ayrılıyoruz. Yani iki kişi ve bir kurbağa. Sallanmayın çocuklar, sallanmayın. Hadi, hadi. Eşleri göreyim. Sonra geçelim mi? Ben gidiyorum. Tamam. Sallanmayın çocuklar, hadi, hadi. Eşim. Kızlar, Selim Şen'in gelen kızın yanına gidiyor. Aferin. Ben de gidiyorum. Aferin, aferin. Hulki Hoca biraz uçuktur böyle. Hele karısı evden kaçtığından beri hep dönüştü. Şey, benimle eş olmak... Selim, hadi eş oluyoruz. Hem bak görürsün, çok eğleneceğiz. Gelsin, çok zevkli olacak. Efendim. Hoş geldin Selim. Hoş geldin. Bir tek senle ben kaldık galiba. Geç. Şimdi bu kurbağaya eskiden hayvanlar aleminde kurt diyorlarmış. Sonra aslan ormanların kralı olunca bunu da ağ yapmış. O da kurbağa olmuş. Ha bunun bir de kaplumbağa versiyonu var. O da ağ, kaplumbağa. Kızlar. Hayvancağız sizin dedikodunuzu dinlerken ölmüş. Ya hocam, biz bu hayvanın organlarını gönüllü olarak bağışladığını gösteren bir belge istiyoruz. Peki ben sana onun yerine şöyle bol yıldızlı bir sıfır versem? Hemen başlıyoruz hocam. Başlıyoruz. Canım kolay gelsin. Sağ olun. Ya hiç içimden gelmiyor. Keşke şu kurbağaları bir el hareketimle tekrar hayata döndürebilseydim. Şimdi... Ceren bak yaşıyor. İnanamıyorum. Aa, hoş geldin ağam. Öldün sandım. Peki nasıl oldu bu? Ne bileyim. Hayda. Gerçekten yaşıyor ya. Gerçekten. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Ah Mustafa, ah Mustafa. Nasıl yaşıyor ya? Kaç kere dedim sana şu deney aletlerini bozuk getirme diye ya. Nasıl yaşıyor ya? 12 yıllık bir evliliğin ardından anladık ki annenle ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani daha doğrusu annen anladı. Ben bir gün böyle işten telaşla dönünce süpürgeyi park etmeyi unutmuşum. O da böyle yemek masasının üzerinde böyle dönerken görünce annem bir... Aman canım neyse geçmişe mazi. Ayşegülcüm kızım hiç endişelenme. Zamanla bu duruma alışacaksın. Bana ihtiyacın olursa 285. sayfadayım. Beş as. Ben kazandım. Hile yaptın. Asıl ben kazandım. Bende de beş as var. Esas sen hile yaptın. Hayır sen hile yaptın. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. Babamla konuştum. Sonra oturup düşündüm.
Galiba siz haklısınız. Ben diğer kızlardan farklıyım. Nihayet anladın. Tamam, o zaman hemen eğitimine başlayalım. İşe önce en basit sihirden başlayalım. Transformasyon. Evet, 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 evet. Yani dönüştürme. Gel bakalım Ayşegül. Şimdi herkes yerini aldı mı? Ders 1. Elmadan armut yapma. Şimdi Ayşegül, tamamıyla elmaya konsantre ol. Parmağını şöyle çevir ve onun armut olmasını iste. Hadi dene. O da meyve, bu da meyve. Yani yaklaştın sayılır. Kesin başaracaksın. Hadi bir daha dene. Yok, ben bu işi başaramayacağım. Sahip olduğun sihirli güçleri kontrol etmeyi zamanla öğreneceksin Ayşegül. Bozma sakın moralini. Ayrıca fena mı? Sahilde bol bol muz yiyoruz. Yok. Ben bir kez daha deneyeceğim. Küçük hanım, yarın okulum var. Hadi bakalım yatağa. Okul mu? Hayda. Sihirli güçlerim var. Hala okula mı gitmem lazım? Evet. Ama bu haksızlık. Of. Ya da... Acaba diyorum... Huliki Hoca'yı bir armuta döndürürsem... Birkaç günlüğüne okulda dersler boş geçsin. Sakın ha. Bundan sonra parmağını böyle birine doğrultup böyle çevirmek yok. Ne olur ne olmaz. Sen de bana doğrultup çeviriyorsun. Ama benimkinin emniyet kilidi kapalı tatlım. Hadi bakalım yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Size de iyi geceler. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın Ayşegül. İyi uyudun mu? İyi uyudum da kötü uyandım. Canım benim. Muz ister misin? Hayır. Aa, muzlu pasta? Hayır. Ballı kaymaklı muz? Hayır. O zaman şimdi getirdiğimi reddedemeyeceksin. Muzlu süt. Hadi Ayşegül, okula geç kalacaksın. Kalmam ki. Nasılsa sihirle zamanı geri alabilirim. Aa, işte onu yapamazsın. Niye? Çünkü öyle bir gücümüz yok. Her şeyi yapabiliriz ama zamanı geri alamayız. Şaka yapıyorsunuz. Yok, çok ciddiyiz. Eyvah, okula geç kaldım. Hah, bir de selülitleri yok edemeyiz. Of, of. Selülitleri yok edemem. 250 yaşına geri dönemem. Ne anladım ben bu süper güçlerden? Ayşegül, dur dur. Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım, sen de bana kim o diyeceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tak tak tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Çankaya. Nasıl güzel değil mi? İnanmıyorum sana ya. Ceren, nereden buluyorsun böyle soğuk esprileri? Şimdi benim babamın bir arkadaşı var, Eskimo o getiriyor. Aa, onun bir de oğlu var ama o Eskimo değil, Yenimo. Kafalara dikkat. Aferin sana. Ay kızlar, gördünüz mü? Tam isabet. Yuh ya. Ay Selim, aynısından bir tane daha atsana. İyi misin Ayşegül? İyiyim. Aman canım, yok bir şey. Betona top çarpınca betona bir şey olmaz ki. İyisin değil mi? Tamam, geliyorum. Oğlum hadi yürü, antrenmana geçelim. Hadi abi, hadi. Yemekte bulurum seni, tamam mı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi, hadi. Ay şunun saçına bak, ne çirkin. Saçına iyi bile olamaz. Aman. Hiç anlamıyorum şu tarihten. Olmuş bitmiş olaylar, bize ne yani? Aman boş ver. Bak ben şimdi espriyle senin moralini yerine getiririm. Sana bir soru. Geçen gün evde oturuyorum. Bak bak, iyi dinle.
kapı 80 defa çaldı. Kim geldi? Kim geldi? Gına geldi. Oturabilir miyim? Tabii. Sırtın nasıl? Biraz ağrıyor. Ya kusura bakma. Arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Cenk aniden eğilince de... Boş ver, önemli değil canım. Olur böyle vakalar. Bir dahaki sefere Ayşegül topu yakalar. Tabii. Ceren'le tanışıyor musunuz? Okulun en esprili kızı. Ayıptır söylemesi. Benim okulda lakabım Klima Ceren'dir. Bana burada espri yapsam spor salonunda nezle olursun. Ya. Ama biz hala tanışmıyoruz. Ben Ayşegül. Ben de Selim. Ne haber Selim? Bak hiç itiraz istemem. Cuma akşamı doğum günüm var. Kesin geliyorsun. Cuma akşamı? Ya lütfen. Olabilir aslında. Yapacak bir işim yok. Gelirim. Harika. Herkes orada olacak. Yani eli yüzü düzgün herkes. Ha Selim, senin burada ne işin var? Canın sıkılmıyor mu? Gelsene bizim masaya. Başka zaman gelirim. Ya hadi lütfen gel. Oturdum artık. Ay, iyi sen bilirsin. Ben kaçtım o zaman. Çok özür dilerim. Yeter ama bunu kaç sen yaptın değil mi? Sıkıyorsa kanıtla. Yok dayanamayacağım artık. Burama geldi. Bana bak. Sana diyorum. Tuğçe nerede? Bilmem. İyi misin? İyiyim. Ben size çikolatalı pasta yerine muzlu pasta göndereyim. Tabii canım, hem de yarı fiyatına. Aha. 20 dakika içerisinde 50 tanesi hazır. Tamamdır. Abla yaz yaz bitiremedin. Gören de bilimsel makale yazıyorsun sanır ha. Köşe yazısı yazmak ciddi bir iştir Selda. Bravo. Bülent Ersoy, jüri koltuğunda siyah bol dökümlü elbisesinin üstüne taktığı parmak kalınlığındaki inci pırlanta kolyeyle muhteşemdi. Bak nasıl aydınlandım abla. Ah, bak ben de gelirken muz getir diyecektim. Ne zamandır yemiyoruz. Sihirli güçlerim olmasından nefret ediyorum. Niye? Çünkü okulun en popüler kızını bir muza çevirdim. Niye? Çünkü bana yapmayı öğrettiğiniz tek şey bu. Neyse, Ayşegül yaptığı sihirleri sabitleyemediği için geri çevirebiliriz. Okulun en popüler kızına demiş. Neredeyim ben? Ne işim var burada? Niye geldim ben senin evine? Bunlar da kim? Tuğçe, hani ders çalışmaya gelmiştin ya. Hayatta ben sana geleceğim. Ölsem gelmem. Bana bak, sen bana bir şey yaptın. Beni bir yere gönderdin. Hatırlıyorum. Böyle meyve kokulu tropik bir yerdi. Tuğçe, özür dilerim. İnan istemeden... Sen var ya sen. Sen hayatımda gördüğüm en ucube, en tuhaf, en manyak yaratıksın. Ve de bunu bütün okula anlatacağım. Herkes öğrensin senin ne kadar manyak bir kız olduğunu. Bir daha insan içine çıkamayacaksın. İmdat! Kurtarın beni! Pardon, affedersiniz. SDDK'yı arıyordum. Burası mı acaba? Evet, burası. Randevunuz var mıydı? Randevum yok. Evet ufaklık. İşimiz var, gücümüz var. Hadi oyalama bizi söyle. Adın, yaşın, buraya geliş sebebin. Ayşegül, 16 yaşındayım ve zamanı geri döndürmek istiyorum çünkü... Reddedildi. Hadi canım kaybol. Gözüm görmesin seni. Sıradaki. Ama ben size niye zamanı geri döndürmek istediğimi anlatacaktım. Bir izin verseniz. Peki yavrum, anlat. Ama çabuk anlat. Sağ olun. Şimdi nereden başlasam? Yeni okulumda ilk günümdü. Haliyle kimseyi tanımıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Bir de farklı renkte çoraplar giymişim. Çorap deyip geçmeyin. Yeni okula giren bir öğrencinin ilk baktıkları yeri ayakkabılarıdır. Ayakkabıya bakınca çorap da gözükür haliyle. Sana çabuk anlat demedim mi ben?
Sonra kafeteryaya girdi. Tuğçe üzerine meyve söylüyordu. Ben de çok sinirlendim. Onu muza çevirdim. Aslında isteyerek yapmadım. Gücümü kontrol edemediğim ben oldu. Şimdi bütün başıma gelenleri okula anlatacak. Bütün okul ne yaptığımı öğrenecek. Rezil olacağım. Ayrıca da insanlar bana şüpheyle bakacak. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün okul bana ucubeymiş gibi bakarken benim gerçekten öyle olduğumu biliyor olmam da hiç hoş bir şey değil yani. Ay şu zamane gençleri. Hadi git. Biz seni arayacağız. Ne zaman geleyim? Kızım git, biz seni arayacağız. Hadi. Bana bak. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Süpürge çarpmasın. Ay, nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz değil mi? Hiç sorma. Hadi okuyalım. Hadi. Duman. Sence SDDK zamanı geri alma isteğimi kabul edecek mi? Yanlış adama soruyorsun. Ben zaten bu konseyi hiç sevmem. Beni haksız yere 100 sene kedi olmaya mahkum ettin. Haksız yere mi? Evet. Neymiş efendim? Dünyayı ele geçirip kainatın hakimi olmak istiyormuşum. Hakkım değil mi kardeşim? Gencim, güçlüyüm, sağlıklıyım. Hayallerimin peşinde koşmak benim de hakkım. Ama neymiş efendim? Yo, olmazmış. Dünyayı ele geçiremezmişim. Heh, buyur. Şimdi anlaşıldı sen niye örgü yumaklarını başka hiçbir kediyle paylaşmıyorsun. Ayıptır, günahtır. Bir gencin hayatıyla böyle ucuzca oynanmaz. Ben Duman değil, Orhan ki. Orhan mı? Yoksa sen şu resimlerde gördüğüm yakışıklı Orhan amcam mısın? Ta kendisi. Bakışlarımda genç kızların ayaklarını yerden keserdim. Kapımda kuyruk olurlardı kızlar. Dünyayı ele geçirip padişah olacaktım. Hepsini de haremime katacaktım. Ama SDDK yakalayınca padişah olacağıma Duman oldum. Duman, Duman ettiler beni. O zamanlar memleketin en güzel kızları peşimde koşardı da yüz vermezdim. Şimdi mahallenin uyuz kedilerinin peşinde koşuyorum, onlar bile bana yüz vermiyor. Of of, şu anda kainatın hakimi sıfatıyla tahtımda olmalıydım. Yani hayallerimin arasında ev kedisi olmak inan ilk 1500'e girmezdi Ayşegül. Halamlar senin için yurt dışında doktora yapıyor demişlerdi. Doktoraymış. Doktora yapmayı bırak, doktora bile gidemiyorum. Nerede? Anca veterinere. Yapma. O kadar da kötü bir şey değil ki kedi olmak. En azından bütün gün uyuyabiliyorsun. Düğünlerde göbek atamıyorum. Halı sahada maç yapamıyorum. Kızlara tenis oynarken hava atamıyorum. Ne anladım ben bu işten? Beni hayatta heyecanlandıran tek şey ton balığı konservesi açılırken konserve açacağının çıkarttığı ses. Aa. Çok dertliymişsin sen ya. Oyuncak fareni getireyim mi? Oynayıp rahatlarsın biraz. Getir getir. Stresimi alır. Biraz kafayı dağıtmam lazım. Var mı SDDK'dan bir haber? Hayır. Ben hemen çıkmazsam okula geç kalacağım. İşte geldi. Dur dur. Elini yakma. Sıcak haber dedikleri bu oluyor işte. Lütfen, 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 lütfen. İstek reddedildi. Çok üzgünüm tatlım. Neyse canım. Dünyanın sonu değil ya. Neler geliyor insanların başına. Nereye taşınıyoruz? Ceren'in babasının eski mobi bir arkadaşı varmış. Rica etsek bize kutuplarda bir yer ayarlar. Ne dersiniz? Ayşegül, okula geç kalıyorsun canım. Hadi, hadi. Anlamıyorsunuz. Bu durumda okula gidemem. Gidersin. Benim tanıdığım Ayşegül hiçbir şeyden korkmaz ve de kaçmaz. Hadi canım, toparla kendini bakayım. Ama herkes benimle alay edecek. Ederlerse etsinler. Ne olacak? Boş ver. Aman sen de. Canım, böyle durumlarda güçlü olmayı öğrenmen gerekiyor. Ya güçlü ol ya da güçlü ol. Yok mu başka seçenek? Melda hala, bari sen bir şey söyle. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor tatlım ama bu sefer Selda halan haklı. Boş ver. Okuldakiler senin için ne düşünürlerse düşünsünler. Aldırma. Anlaşıldı. Her okulun bir delisi vardır. Bizimkinde yoktu. Sayemde o açığı kapatacak. Of of. Bütün bunların sorumlusu o Ferit denen keçi. Damat bozuntusu. Onun fikrini değiştirecek tek kişi de sensin. Biliyorsun değil mi Selda? Ben mi? Yok canım. Yani mümkün değil. Hem zaten canını sıkma. Ayşegül zamanla her şeyi unutacak. Ha tamam, aşağılanacak, dışlanacak, hakarete uğrayacak, küçük düşürülecek. Ama üstesinden zamanla gelecektir. Ya hepimiz küçükken böyle şeyler atlattık. Atlatmadık mı? Aa, bakma bana öyle Melda. Ben Ferit'le yüzleşemem. Selda'cığım, güçlü olmalısın. Güçlü ol Selda, güçlü ol.
Güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol, güçlü ol. Ya tamam, beni reddettin. Onu anlıyorum da. O mini minnacık güzelim yavruyu sen nasıl reddedersin? Seni damat bozuntusu. Ama artık ödeşme zamanı geldi. Bekle, geliyorum. Ya. Ayşegül, dur dur. Bak süper bir espri buldum. Şimdi ben kapıyı çalıyormuş gibi yapacağım. Sen de kim o diyeceksin. Tamam mı? Tak tak tak. Kim o? Kaya. Hangi Kaya? Çankaya. Ceren, sen bu espriyi dün sabah da yapmıştın. Ayşegül, mümkün değil. Gelirken servisteki çocuktan duydum. Gerçekten mi? Evet. O zaman bugün aslında dün. Ayşegül, kafayı mı yedin sen? Kafalara dikkat. Kafalara dikkat. Tuğçe. İyi misin Tuğçe? Selim, çok kötüyüm. Bakayım. İyisin. Bravo. İyi. Tam isabet. İyi misin? Bir şeyin yok be, abartma. İyi ama acıyor birazcık. Gıç, helal olsun Ayşegül ya. Sen tarih sözlüsünde bütün soruları nasıl takır takır cevap verdin? Vallahi soruları bilsen bu kadar olur ha. Tarih deyip geçmemek lazım. Her yaşanan şey gelecek için iyi bir ders sayılır. Bilmek lazım tabii. Oturabilir miyim? Tabii. Tebrik ederim. Reflekslerin çok kuvvetliymiş. Tam zamanı değildi. Yoksa top sana çarpacaktı. Bana eski okulumda Panter Ayşegül derlerdi. Ceren'le tanışıyor musunuz? Okulumuzun en esprili kızı. Ben... Ayıptır söylemesi, benim okulda lakabım Klima Ceren'dir. Ya baksana, gördün mü? Selim'e baksanıza, inanamıyorum. Bu ne ya? Selim, sana bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar daha doğru düzgün tanışmıyor olsak da... Cuma akşamı Ceren ve benle sinemaya gelir misin? Halamlar kız başımıza yollamıyorlar da. Olur. Ben gidiyorum. Ne haber Selim? Bak, itiraz istemem. Yarın akşam doğum günü partim var. Kesin geliyorsun. Kusura bakma Tuğçe ama Ayşegül'e Ceren'e söz verdim. Hay Allah. Bak gördün mü? Eli yüzü düzgün. Herkes orada olamayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.